...Sabriye tez geldi. Çok sinirlendim. Şimdi kaç haftadır doğru düzgün ödül oyunu kazanamıyoruz. Hep karşı takım kazanıyor. Yani biz takım olarak hani merak ediyor ya, sürekli karşı takımın işte pota... E, ...bir dahaki oyunu kaybetseler, dokunulmazlığı kaybetseler... ...acaba kim potaya girecek. Daha çok karşı takımla uğraşmaktan yani ödül kaybediyoruz. Bunun stratejisini konuşmasını yapmıyoruz. Acaba neden ödül kaybediyoruz, eksiklerimiz ne? Bunları tartışacağımıza takım olarak karşı tarafın yok... E, bir dahaki dokunulmazlığı kaybederlerse kim girer? Üçü mü girer? O onu koyar mı? Bilmem ne. Yani anlamıyorum. Hay yaşa ve Sabriye. Emezi dokunma şefti kan ol oldu. Sabriye galiba bizimle aynı yerde yaşamıyor. Bilmiyorum. Biz sürekli seçmelere kadar ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Atışlara kadar konuşuyoruz. Kendisi bunu duymamış herhalde sadece aralarındaki ben bir şey sordu. De bu tür konuşmalar hiç yok. i̇şte aramızda yoksun demek ki Sabri. E çağırmadınız demek ki takım biliriz. Çağırmamız zaman. mı lazım? Beni kimse davet etmiyor. Ama biz hep ben beraber konuşuyoruz. Yani gitmem. Sam. Genelde sitmek, düş rahat sen. Biz hep beraber konuşuyoruz. Bu arada bize o zaman çağıracaksın. Ediyor. Ben de bu takımın eşiysem, bireyiysem beni de çağıracaksın evet. o zaman konuşmaya dahil edeceksin. Kimse kimseyi çağırmıyor Sablecim. Biz bunu konuşuyoruz. Sen de burada ben çıkıyorsun Duymadım. Diyorsun ki, duymadım biz ben. karşı takımla bu değil yani duymadım kendimiz ben. bunu konuşmuyoruz. Dokunulmazlığımızla kazanırız. Çok iyiyiz kaptansın ya. ya. Ben burada sabrıya hak veriyorum bu konuşmayla alakalı. Öteki toplantı kısmında hani hak vermediğim noktalar da var ama gerçekten bu konuşmanın hani karşı tarafı psikolojik olarak ısırmak bile olsa çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle düşünüyorum. Sen karşı takıma bu konuyla alakalı yani şöyle bir şey oluyor. Bak ben sana buradan saldıracağım. Sen ona göre gardını al. Ya bırak onlar senin sayende bir orada beyin fırtınası yapmasınlar. Orada hataya düşsünler. Ey Bora, ey Hikmet. Düştükten sonra sen, sen konuş. Sen neden bunları arkadaşları uyarıyorsun ve bununla ilgili sana karşı tertemiz bir planla gelmelerini sağlıyorsun ki? Göreceğini gel röportajda otur muhabirin karşısında kameraya karşıda ki bakalım şimdi ne yapacaklar da çok mantıklı çok güzel ama sen konseyde adamlara bir sonraki sorunun ipuçlarını veriyorsun e sana sorunun cevabıyla gelir onlar ondan sonra seni de köşeye sıkıştırırlar ki bu senin ileride yapabileceğin de bir hata aslında evet. ne diyorsun Aynen. Nokta. Nokta. <laughs> tamam Sen daha ne önceden yapılmış bir hata aslında. Evet. Sonrasında yapılacak. Yani İhsan'ın dediği gibi şimdi Okay'ın çıkışta olan bir performansı var ama ilk dokunulmazlıkta bence Okay potaya girecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi onlar da bu şekilde yaklaşacak ama kendi yaptıklarını karşı tarafa eleştirirken hani onların yapacağı hamleyi eleştirirken aslında kendileri aynı hataya düşecek. Bir de dokunulmazlık oyunu daha oynanmamışken bu kadar e, i̇leriye dönüp konuşmak ne kadar doğru? E, siyah takım güçlenmiş durumda, dokunulmazlığı kaybeden, e, yani olasılık olarak baktığımızda çok fazla ödül oyunu kazanan bir siyah takım var. ...fakat dokunulmazlıkta ne olur bilemiyorum... ...şimdi bu kadar iddialı konuşup da... ...sonra aynı hataya kendini düştüğünde de... ...işte birazcık komik oluyor... ...evet aynen... Peki ...ben Sema, katılmıyorum... ...ben bunu soracaktım <laughs> sana... ...muhtemelen katılmıyorsun. ...çünkü yani, Seda da katılmıyor ya... ...şu anda <laughs> Hikmet ne yapıyorsa... ...yani işte konsey alanında konuşulmaması gereken bir şey... ...bana kalırsa bu işte... ...siz bunu mu göndereceksiniz... ...hani dedik ya siz bir zaman... ...kendi aranda konuş ama konseyde... ...bu konuşulacak bir şey değil... ...Sabri'nin yaptığında farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum ne olursa olsun kol kırılır, yen içinde kalır lafına sonuna kadar ben arkasındayım. Yani orada kendi takımın içinden böyle sivrilip de yani biz bunları yapıyoruz. Şunlar, ya o takım bence herkesin de söylediği gibi. Şimdi biz burada haftalarca konuşmadık mı bu takımın atış çalıştığını? Atış sıkıntımız var çocuklar dediklerini duymadık mı? Yani atış sıkıntımız olduğunu da konuştuğumuzda ya da işte ne bileyim ee, ...şundan kaybediyoruz, bundan kaybediyoruz... ...ya da Sabriye sen çok kibar davranıyorsun... ...ondan kaybediyoruz... ...ben bunu yapıyorum, bundan kaybediyoruz... ...bunları konuşan bir takım içinden sen çıkıp da... ...biz burada aç kalıyoruz, kaybediyoruz... ...ama sadece bunu konuşuyoruz... ...hayır bu konuşulmuyor... ...sen neden konseyin içinde... ...kendi takım arkadaşlarının hepsini böyle... ...bir kenara atıp böyle bir şey yapıyorsun... ...bana çok uygun gelmiyor... Ama ona, o Sabriye de diyor ki... ...belki senin dediğin şu an doğru işte... ...hani neden arkadaşlarını böyle kenara atıyor ama... O da diyor ki şu an kenara atıyor gibi hani şunu demek istiyor bir şekilde. Şu an beni ben kenara atıyor gibi gözüküyor olabilirim. Yani sana olsa onu der ama onlar da beni adada kenara atıyorlar. Bunları konuştuğunu söylüyorlar Hakancığım, adada. Allah aşkına. Beni çağırmıyorlar hangi toplantıda? Diyor. Bak. Herhangi bir bir toplantı hadi bir konuşalım dendiği zaman birisi ki biz çağırdığımız çok oldu hatırlarsan yani birilerini hani kendini böyle dışlanmış göstermek isteyen insanları bazı insanlar gelmiyor. Bunun içinde tutup boğazına hayır bunu konuşacağız diyemiyorsun. Ben yemin ediyorum kimse çağırmadı ya. Ümit bir şey anlatırken, Adem bir şey anlatırken, Mustafa bir şey anlatırken bizi kimse çağırmadı. Abi orada bir şey mi konuşuyor? Oyunla ilgili, dokunmazlıkla ilgili, konseyle ilgili. Gidersin, oturursun edepli bir şekilde herkes fikrini söyler. Kimse kimseye davetiye, mühür, bilmem ne pul yollamaz. Ama o zaman burada da laf edemezsin. Burada ben... laf edemezsin değil. Şimdi Sabri diyor ki siz beni çağırdınız mı? Sabriyeciğim Seda'yı da çağırmazlar. Ne bileyim Nikli'yi e de çağırmazlar. Ya takımla bir şey konuşuluyorsa i̇şte Sabriye dediği de gibi o da bir bireyse. Bak onu demiyorum Ama şimdi ben sana. ormanda konuşuyorlar belki Sabriye Baraka'da. Ben Baraka'da izledim zaten hepsini. Baraka'da izledim. Yani Baraka'da gelirsin oturursun bunda ne var ki kimse kimseyi çağırmaz. ...gerçekten çağırmaz... Ya ...bir toplantı ben, varsa ve takımla alakalı... ...ben de, mesela ben Sabri or, hiçbir zaman şey, burada bir şey konuştu... ...beni niye çağırmadınız demedim şimdiye kadar... ...çünkü o topluluğu gördüğüm zaman... ...oyunla ilgili takımın akıbetiyle ilgili... ...bir şey konuşulduğu zaman hemen oturuverim. ...çünkü hepimiz o takımın bir parçasıyız... ...aslında tam olarak biz o kısmı görmedik değil mi... Evet. ...yani öyle bir sahneye şahit olmadık ama... ...şöyle de olabilir şimdi senin dediğin gibi de olabilir... ...eğer bu Baraka'nın içerisinde konuşulmuş... ...ve Sabri'ye oradan geçerken... ...konuşulanları duydu ve oturmadıysa... ...evet bu onun problemi olur. Ama eğer diğer takım üyeleri adanın içerisinde herhangi bir yerde üçlü dörtlü grup evet. halinde oturup konuşuyorlarsa, o zaman senin dediğine çıkıyor. Peki Seda şunu diyor mu? Seda yani. şunu diyor mu? Biz seni çağırdık gelmedin diyor mu? Seda diyor ki Sabriye biz her şeyi konuşuyoruz sen gelmiyorsun diyor. E siz oturuyorsunuz diyor, beni çağırmıyorsunuz diyor. Ya bak şimdi bak, bak bu ara Bak... oturduğunu görüyor. Siz Hı. oturuyorsunuz, beni çağırmıyorsunuz. Ama ne konuştuğunu bilemezsin. Belki aralarında klasik Seda Hikmet sohbeti yapıyorlar. Takımla Ama ilgili bir şey oldu. Dikkat edersen varsa... Seda'nın söylediği şu, Bora çeviriyor diyor. Demek ki Yunanlılar da var. Bora çeviri yapıyor, Yunanistanlı yarışmacılar orada. İşte Hikmet Bora bilmem ne orada. E sen de bir zahmet gel Sabriye kimse çağıramaz Ama gel yani. tamam da orada ne konuşulduğunu bilmezsen gidemezsin ki belki aralarında bir şey konuşuyorlar. Ben şahsen haz etmediğim birinin yanında uzakta orada 6 kişi bile toplantısalar orada olmak istemem. Evet, o Konu o. takımsa o toplantının içindekiler diyecek ki bu takımın daha iyi olması için bize en uzak Sabriye bile bu takımın bir üyesi olduğu için bizim onu çağırmamız. Sabriye'nin Yunanistanlı yarışmacıları hiçbir sorun yok ki. İşte, ama işte burada diyorum ki Seda'nın ya da Hikmet'in daha yapıcı olup Sabri'yi de işin içine çekmesi lazım. Sabri'ye orada ne olduğunu zaman düşünüp Onu bilemem. Çağırdı çağırmadı bilemem. Ama, ama şunu söylüyorum. Mı? Ben hiçbir zaman çağrılmadım. Hiçbir zaman çağrılmadım. O zaman sana da yanlış yapılmış işte. Anlatabildim mi? ben öyle hissetmedim çünkü arkadaşlarıma öyle art niyetli bakmıyorum bana işte beni çağırmadılar kesin arkamda konu. hiç öyle bir şey düşünmedim. Bizim takımımız bu. İyisiyle kötüsüyle anlaştığını anlaşamadığında giderim otururum kardeşim. Yarışmayı konuşuyoruz sonuçta. Yani orada çok büyük şeyler olmuyor. İnsanlar birbirlerine nefret kusuyor ama orada ya yani bir açlıktan bir şekerin düşer kızarsın. iki dakika sonra geçer. O kadar da kötü insanlar yok orada. Oturursun kardeşim Afrodit'in yanına. Nikos'la ne kadar şakalaşıyor. Nikos'u seviyor mesela. Oturursun Nikos'un yanına bir dinlersin ne oluyor davetiye diye bir şey yok burada. Benim zaten bozulduğum şey şu. Takımım yanlış bile yapsa ben konseyde takımımı aklamak için elimden geleni yapmaya çalışırım. Çünkü karşımdaki takım gerçekten konuşuyor, birlik olmuş. Onlar bana bunu yansıtıyorsa ben de bunları onlara yansıtmaya çalışırım.